Merhabalar, ben Tuna Kamhi, krişal terapistim. Bu uyanış festivalinde sağlık diyoruz ve tekrar birlikteyiz. Çok sevgili bilim adamlarının yanı sıra, önermiş oldukları tedavilerin yanı sıra, ben de tamamlayıcı tıp olarak kristalleri kullanarak şifa yöntemlerini anlatıyorum. Bugünkü konumuz bağımlılıklarda kullanacağımız kristallerdir. Önce bir bağımlılık nedir? Bağımlılığı bir tanıyalım. Bağımlılığın tanımı sizce nedir? Ve nelere bağımlı olabiliriz? Üstelik bağımlı olduğumuzun farkında bile olmadan bağımlı olabiliriz. Yani aslında şöyle bir soru sorabiliriz. Bağımlılık iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bağımlılığa bağımlı olduğumuz zaman sonunda bir ödül mü var, yoksa bir ceza mı var? Aslında bağımlılık Latince adamak, kendini başkasına adamak anlamlarına gelen adicere kelimesinden türemektedir. Adicere. Bir başka şeyle koşullanmış olma, o şeye bağlı olma durumuna verdiğimiz addır. Neden ile sonuç arasında mantıksal bir bağımlılık söz konusudur. Bağımlılık aslında biyopsikososyal bir hastalıktır maalesef. Madde bağımlılıkları dışında sonunda ödül olan her şey bağımlılık yapabilir. Davranış bağımlılıkları en az madde bağımlılıkları kadar yaşamı alt üst edebilme gücüne sahiptir. Buna ek olarak bilgisayar oyunları artık günümüzde oldukça yaygın. En küçükten en büyüğe kadar hepimizin bu konuya bağımlı olduğumuz bilgisayar oyunları, teknoloji, internet bağımlılığı, sanal alışveriş bağımlılığı. İşte en tehlikelisi bence buna değinmemiz gerekiyor. Yemek yeme, spor, seks, nikotin, kumar, şans oyunları, ilişki, aşk, insan bağımlılıkları da tedavi edilmesi gereken diğer bağımlılık türlerini oluşturmaktadır. Bu tür bağımlılıklar davranış bağımlılıkları olarak adlandırılır bizim çalışmalarımızda. Bağımlılıkla ilgili yanlış bildiklerimiz, bağımlılık bir seçim ve irade sorunudur. Gerçekten istenirse bırakılır. Bağımlılık kişinin aslında zafiyetidir ve iradesiyle çözme bir sorundur. Kişinin kendisinden başka kimsenin ona yardımı olamaz şeklinde ifade edebilmekteyiz. Tedavisine gelince, madde bağımlılığı ya da diğer davranış bağımlılıkları tedavi edilebilir hastalıklar içinde sayılır. Bir kişinin tedaviyi kabul etmedeki gönüllülüğü, yaşam olayları, aile ilişkileri, bağımlılığın şiddeti ve komplikasyonlarına göre sürecin değişkenliği söz konusudur. Tek bir bağımlılık tedavisi yöntemi yerine kişinin içinde bulunduğu durum, biyolojik olabilir, psikolojik olabilir, sosyolojik olabilir, özelinde
tedavi programı geliştirilmelidir. Normal hayat döngülerine dönmek isteyen kişilerin profesyonel destek alması gerekir. İşte profesyonel destek almaya başladıktan sonra devreye bizler, yani şifa yöntemleriyle tamamlayıcı olarak kişilere destek vermeye çalışmaktayız. Ve bu durumda kristallerin gücüne değinmekteyiz. Bağımlılıklardan kurtaran tedavinin yanı sıra en çok önereceğim taş onyx taşıdır. Onyx taşı damarlı bir akiktir ve quartz grubuna ait bir taştır. Peki quartz nedir diye soracak olursanız, silisyum dioksitten oluşan tüm taşlara biz quartz adını vermekteyiz. Onyx, beyazdan siyaha doğru giden bir renk skalasına sahiptir. Aynı akik gibi tabakalı bir şeyi vardır. Tabakaları vardır, siyahtır, gridir ve beyaza doğru giden bir renk skalasına sahiptir. Peki bu onyx taşını önerdiğim zaman faydalarına nasıl bir göz atabiliriz? Onyx, insanın kendine güvenini artıran, mutluluk katsayısını artıran, depresyon ve stresi azaltan çok önemli bir taştır. Aynı zamanda negatife karşı korur, cesaret verir, odaklanma sorunu çeken kişilerde dengeyi sağlayan bir taştır. Tabii ki onyx'i amacı bağımlılıklardan kurtaran en önemli taşlardan bir tanesidir. Yine onyx denildiğinde cinsel gücü dengeleyen bir taşla karşı karşıyayız. Genelde bağımlılıklar kişinin kendini sevme eksikliğinden kaynaklanan bir dürtüyle başka bir şeye sonunda ödül alma kaydıyla yönelmesiyle meydana gelmektedir. Dolayısıyla biz bu taşı önerdiğimiz zaman kişinin kendi içindeki sevgi potansiyelini de artırmasını, sevgiye odaklanmasını, şefkat ve merhamet duygularını açığa çıkarmasını ve o frekansa yükselmesini öneriyoruz. Yani ödülü kendi içinde aramasına yardımcı oluyoruz. O yüzden onyx'in yanı sıra pembe kuartsı kalp çakrasının açılmasına, ışıl ışıl ışık frekansıyla dolmasına neden olan bir taş pembe kuarts. Çünkü kişi kendi içinde sevgiyi hissettiği zaman, kendini onaylayıp sevdiği zaman, kendini değerli hissettiği zaman, karşı taraftan da rezonans kanunu gereği sevildiğini, onaylandığını, eleştirilmediğini, yargılanmadığını gördüğü insanlarla karşı karşıya geleceğini fark edecektir. Demek ki onyx, pembe kuarts ve bunun yanı sıra kuarts grubunun en güçlü taşı olan kristal kuartsı da önermekteyiz. Niçin kristal kuartsı öneriyoruz? Çünkü kristal kuartsın hem hafızasına niyeti yükleyebildiğimiz gibi aynı zamanda amplifikasyon özelliğinin olmasından dolayı niyetinizi genişletmek, taşın enerjisini büyütmek, doğal büyüteç olarak kullandığımız kristal kuartsı da beraberinde önermekteyiz. Peki bu taşları nasıl kullanacağız? Her biri kuarts grubuna ait olduğu için sertlik dereceleri 7-7,5 arasındadır. Dolayısıyla taşlar elimize geldiği zaman biz daha çok tamburlanmış taşları tercih ediyoruz. Tamburlanmış taşlar
şu anlama geliyor. Enerjisi yumuşatılmış taşlar olarak kabul ediyoruz. Tambur büyük kazanlarda su ve kumla bir hafta boyunca taşlar döndürülerek yumuşatılmış, enerjisi daha yumuşak olan bir hale döndürüyoruz. Dolayısıyla bu taşları önce yıkadıktan sonra sertlik dereceleri 6,5-7 olduğu için rahatlıkla hem toprağa gömülebilir hem de yıkanabilir. Yalnız yıkanırken dikkat etmemiz gereken konu kimyasal kullanmamaktır. Çünkü kimyasal taşın enerjisini bozabilmektedir. 2-3 dakika akan suda taşları yıkadıktan sonra ve elinizde ovalayarak onların enerjisini hissettikten sonra bu taşları hangi amaca yönelik kullanmak istiyorsanız bir kodlama yöntemi, yani amacınızı taşların hafızasına yükleme, niyet etme gibi bir işlem gerçekleştiriyoruz. Ve şu şekilde yapıyoruz. Taşları hepsi kuartz grubu olduğu için ve hepsini de aynı amaca kullanabileceğimiz için üçünü aynı şekilde kodlayabiliriz. Yoksa her taş tek tek ayrı ayrı amaçlara kodlanacağı için ayrı ayrı niyet yükleme durumunda kalabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu üç taşı arındırıp temizledikten sonra sol elimizi alıyoruz ve kalp hizasına getiriyoruz. Şöyle diyoruz, daima Yüce Rabbimize sesleniyoruz. Yüce Rabbim, şimdi ve burada sağlıkla bağımlılıklardan kurtulup beden, zihin ve ruh arasındaki dengenin sağlanması, sevgiyi kendi içimizde hissetmeye, sevgi frekansımızı yükseltmeye niyet ediyorum. Bu amaçla sizin izninizle benim ve bütünün hayrına onyx taşından, pembe kuvars taşından ve kristal kuvars taşından enerji talep ediyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi bu taşlar da kodlandıktan sonra taşları kullanmak ne demektir? Ya bu taşları bir takı olarak, bir kolye ucu veya bileklik olarak kullanırsınız. Veya bu taşları bir bohçanın içine koyarak çantanızda taşıyabilirsiniz. Veyahut da akşamleyin yine bohçanın içinde yastığınızın altına koyarak gece uyuduğunuzda o taşların enerjisini hissederek uyuyabilirsiniz. Biz eterik olarak taşları bir bardak suyun etrafına dizerek içine atmıyoruz. Çünkü bazı taşlar toksiktir ve o toksik maddeler suya karıştığı zaman bunları lıkır lıkır içtiğinizde vücudunuzda da toksik enerjiler oluşur. O yüzden eterik olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Ve bir şişe suyun etrafına bu taşları, yani onyx, pembe kuvars ve kristal kuvarsı dizerek yine aynı şekilde niyet edip taşların enerjisinin eterik olarak suya geçmesini sağlıyoruz. Bu durumda o suyu da gün içinde günün farklı saatlerinde tüketerek o suyun içinde var olan taşların enerjilerini de içmiş oluyoruz. İşte taşları kullanmak demek bu 4-5 tane saydığım maddeden ibarettir. Bunu en az 21 gün yapmak gerekiyor. Bu taşları bu anlattığım şekilde kullanmak gerekiyor. Haftada bir gün mutlaka taşlarınızı yıkamanız gerekiyor. Taşlarınızı hiç kimseye elletmemeniz lazım. Çünkü taşlar manyetizma, mıknatıs gibi çalışırlar. Ve bir diğer kişi sizin taşlarınızı eline aldıkları veya onları alıp hissederek baktıkları zaman kendi duygu ve düşünceleri de taşlara geçiyor. Taşlardan geçen bu duygu ve düşünceler de siz onları tekrar elinize aldığınızda sizin auranıza
kodlanmış oluyor. Bu konuya dikkat etmenizi rica ediyorum. Hani ayıp olur, taşı vereyim, bakmak istedi şeklinde bir duygu içine girdiğiniz zaman ve de sizin onayınız olmadan taşı ellerine aldıkları zaman hemen gidip yıkayın lütfen. Tekrar yıkayın, tekrar kodlayın ve tekrar kullanmaya başlayın. Ayda bir kere taşlarınızı dolunaya çıkarmanızı öneriyorum. Geceden balkonunuz varsa taşları balkona koyun, sabaha kadar ay ışığıyla şarj olmalarını sağlayın. Veyahut da sarı taşlar yok aralarında ama olur da sarı taşlar kullanırsanız sadece sarı taşlar güneş enerjisiyle yükleme yapabilirsiniz. Taşlarınızı en iyi arındırma yöntemi sertlik dereceleri yüksek olduğu için yağmur suyuyla veya deniz suyuyla arındırma yöntemini kullanmanızı öneriyorum. Demek ki bağımlılıklardan kurtulmak gerek zamanımızın en önemli konularından biri olan teknoloji ve hani sokakta yürüyorsunuz bir bakıyorsunuz ki yürürken elinde cep telefonuyla bir yandan cep telefonuyla işte ne yapıyorsa o kişi bir yandan da yürüyor. Önünü göremiyor, önünü göremeyince düşüyor. Demek ki sadece kullanım için gerçekten ne için kullanacaksa o zaman diliminde teknolojiyi kullanmaya yönelik bir alışkanlığa dönüşmemiz gerekiyor. Ve bu durumda da onyx, pembe kuarts ve kristal kuartsın yardımına başvurmakta fayda var. Benim bugün için size söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize dengeli beden, zihin ve ruh arasındaki dengenin sağlanabilmesi için sağlıklı günler temennisiyle onyx'i hayatınıza mutlaka dahil etmenizi öneriyorum. Necla Hanım başta olmak üzere Uyanış Festivali'nin tüm ekibine davet ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.